Önceki videoda bu iki çizimi yapmıştım. Bu videoda ise bir sonraki çizim olan şu logoyu çizeceğim. Ancak buradaki çizimde ölçülerde tutarsızlık olduğu için bu logonun internette resmini buldum. O resim üzerinden çizim yapacağım. Burayı kapatıyorum. AutoCAD ekranına geçtim. Çizim resmi bu. Buradaki ölçüler D ölçüsü orantılanarak verilmiş. Örneğin B için D'nin %10'u kadar alınacak. Diğerleri de benzer şekilde orantılanmış. Çizime başlamadan önce yaptığım ayarlamalar var. Onları göstereceğim. Katman ayarlamaları. İki katman ekledim. Eksen ve ölçü. Renkleri, çizgi tipleri ve çizgi kalınlıkları bu şekilde ayarladım. Buradaki ayarlar ise şu şekilde. Bazıları açık, bazıları kapalı. Object Snap modlarından ise şu özellikler açık. Çizime başlıyorum. Önce dış daireyi çizeceğim. D ölçüsü olarak 100 alacağım. Böylece diğer ölçüleri hesaplaması kolay olacak. Daire komutu, merkez noktası, yarıçap olarak 50 giriyorum. Burada K ölçüsünü belirtmiş. K ölçüsü 8,5 yüzde D. D'nin %8,5 olacak. İç çap için daire komutunu kullanmayacağım. Offset komutunu kullanıyorum. Offset değer olarak 8,5. Daireyi seçiyorum. İçinde tıklıyorum. Enter ile komuttan çıktım. Ekseni çizeceğim. O yüzden eksen katmanına geçiyorum. Çizgi. Merkez noktasını yakalıyorum. Tab tuşuna basarak açı değerini gireceğim. Açı değeri olarak burada 24 değeri girilmiş. 90'dan 24 çıkardığımızda 66 değerini girmem gerekiyor. Çünkü açı şuradan başlıyor. 66 değerini gireceğim. 66. Tab tuşuna basıp uzunluğunu ayarlıyorum. Uzunluğunu biraz fazla çiziyorum. Sonra kırpacağım. Enter ile çıktım. Bunu uzatacağım. Trim komutuyla fazlalığını kırpıyorum. Shift tuşuna basarak da çizgiyi uzatıyorum. Tekrar uzatıyorum. Enter ile komuttan çıktım. Eksen çizgisi çok seyrek görünüyor. Bunu biraz sıkılaştıracağım. DTS komutu. Enter. Değer olarak 0,2 giriyorum. Enter'a basıyorum. Şuradaki çizgiyi çizeceğim. Sıfır katmanına geçiyorum. Çizgi. Çakışma noktasını yakalıyorum. Sonra fareyi hareket ettiriyorum. Buraya bir açı değeri gireceğim. Yine açı değer olarak da 90 derece artı 24 yani 114. Girip Enter'a basıyorum. Fazlasını atacağım. Trim. Bu çizginin paralelliğini çizeceğim. Paralel çizmek için buradaki ölçü B ölçüsü. B ölçüsü 10. D'nin %10 olacak. Değer olarak 10. Offset için O. Enter. Değer olarak 10. Bu çizginin paraleli. Bu çizgiyi uzatmam gerekiyor. Trim. Shift tuşuna basarak uzatıyorum. Fazlalığını buradan siliyorum. Enter ile komuttan çıktım. Bu eksen çizgisinin paralelini alacağım. İki çizgi arası mesafe 10 olduğu için eksenler arasındaki mesafe 5 olacak. O yüzden offset 5 değerini giriyorum. Her iki tarafta offsetini alıyorum. Enter. Çizgileri sıfır katmanına taşıyorum. Fazlalıkları kırpacağım. Şurada küçük fazlalık var. Ona dikkat edelim. Aynısı aşağıda da var. Buradaki şekil simetrik bir şekil olduğu için önce yarı kısmını çizdim. Daha sonra aynalama komutuyla diğer yarısını oluşturacağım. Buradaki çizgileri seçiyorum. Eksenler dahil olarak. Aynalama komutu mirror. Aynanın konulacağı yer şurası olabilir. Alttaki kuadrant noktası ve üstteki kuadrant noktasını tıklıyorum. Önceki silinecek mi diyor. No, silinmeyecek. Fazlalıklar var. Onları atacağım. Trimle.
Enter'e komuttan çıktım. Şurada ve yukarı doğru iki tane eksen var. Onları çizeceğim. Eksen katmanı, çizgi, çakışma noktası. F8'i açıyorum dik çizmek için. Tepe noktasını, kvadrant noktasını tıklıyorum. Enter. Tekrar enter. Buraya yaklaşıyorum biraz. Buradan yana doğru çizgiyi çiziyorum. Orta noktasını çakıştırıyorum. Bu iki çizginin paralelini alacağım. Buradaki değer 2,5. Yarısı 1,25 olarak offsetini alacağım. Offset komutu değer olarak 1,25. Yukarısında ve aşağısında tıklıyorum. Enter ile çıkıyorum. Bunları her ikisini sıfır katmanına taşıdım. Trim ile fazlalarını kırpacağım. U ile geri alıyorum. Komutu tekrar veriyorum. Enter ile komuttan çıktım. Eksenlerde dışa çıkıntı vereceğim. Bunun için len yazıyorum. Length komutunu veriyorum. Sağ tıklıyorum. Delta seçeneğini seçiyorum. Değer olarak 3 giriyorum. Çizgi uçlarına yaklaşıp tıklıyorum. Böylece dışa doğru 3 milimetre uzatmış oluyorum. Enter ile komuttan çıktım. Çizim tamamlanmış oldu. Ölçülendirmeye geçeceğim. Ölçü katmanı. Açı ölçülendirmesi için buradan Angle'ı tıklıyorum. İki çizgiyi seçtim. Burada tıkladım. Enter ile komut tekrarı. Yine iki çizgi. Şurada uç noktasını tıklayacağım. Böylece hizayı korumuş oldum. Çap ölçüsü için diameter katmanı değiştiriyorum. Ölçü katmanı. Çap ölçüsü. İç çap için burayı. İçerideki çizgileri kaldıracağım. Ölçüleri seçiyorum. Ctrl 1 ile Properties açıyorum. Burada Fit kısmında şuradaki özelliği seçip Off yapıyorum. Aradaki çizgiler siliniyor. Şurada bir artı işareti var. Merkezi belirtmek için. Ona gerek yok. Yine Ctrl 1 Properties'ten şuradaki Center Mark özelliğindeki None'ı tıklıyorum. Yani gösterme yok manasında. Böylece ortadaki artı da kaldırılmış oluyor. Linear tıklıyorum. Şuradaki ölçüyü vereceğim. Align seçiyorum. B ölçüsünü vermek için. B ölçüsünü burada değil de şurada vereceğim. Orta noktayı tıklıyorum. Sonra klavyeden Shift tuşuna basıp sağ tıklıyorum. Açılan buradaki menüden Perpendicular'ı tıklıyorum. Böylece karşı taraftaki dik noktayı bulup orayı işaretliyor. İşareti görünce tıklıyorum. Buradaki yine orta noktayı tıklıyorum. Katmana taşıyorum bunu. Evet, ölçülendirmeler de tamamlanmış oldu. Buradaki resmi seçip direkte siliyorum. Buradaki katmanlardan sıfır hariç diğerlerini kapatıyorum. Bunun bir kopyasını alacağım. Tümünü seçtim. Çizgi üzerinde tutup fareyle sağa doğru sürüklüyorum. Bırakmadan önce kontrol tuşuna basıyorum. Farenin sol düğmesini bırakıyorum. Kontrol tuşuna basıyorum. Böylece bir kopya oluşturmuş oldum. Diğer katmanları da açabiliriz. Buradaki amacım burada oluşturduğum iki boyutlu olan çizimi 3 boyuta dönüştürmek. Bu çizginin etrafında bir daire daha çizeceğim. Bunun için yine offset komutunu kullanıyorum. Aralık 10 olacak. Dış daireyi seçip dışında tıklıyorum. Buradaki çizimlere gerek yok artık. Bunları seçip sileceğim.
İki boyutlu çizimi üç boyuta dönüştürmek için Press Pull komutunu kullanacağım. Klavyeden PR'ye yazdığımda çıkıyor zaten listede. Press Pull üzerinde Enter'a basıyorum. Burada işteki çizim üzerinde, şuradaki boşluklar üzerindeki bir yerde, şurada değil, şurada olabilir ya da bunun takibindeki bir yerde. Tıklıyorum. Sonra bir değer girmem gerekiyor. Değer olarak klavyeden 10 değerini giriyorum. Enter'a basıyorum. Böylece 3. boyutu vermiş olduk. Ancak Enter'a basıyorum. Bunu tepeden baktığımız için göremiyoruz. Önce şuradaki listeyi açıyorum. Görsel stillerden shaded'i seçiyorum. Realistik de olabilir. Klavyeden shift tuşu basılıyken farenin orta tekerleği ile yukarı doğru sürüklüyorum fareyi. Böylece bakış açısını değiştiriyorum. Böylece oluşturduğum nesnenin yüksekliğini de görebilmiş olduk. Aynı şekilde şuradaki dış halkayı da 3. boyut vereceğim. Aynı komutla vereceğim. Press pull. Tıklıyorum. Yükseklik olarak bunu az öncekinin yarısı kadar 5 giriyorum. Enter'a basarak çıkıyorum. Fark edilmesi için bunun rengini değiştireceğim. Buna 150 kodundaki mavi rengi atıyorum. OK tıklıyorum. İçteki logonun rengi değişmeyecek. Mavi kalacak. Bu iki nesneyi seçiyorum. Bunlar seçildiğinde 3 boyutlu bir nesne olduğu için üzerinde şöyle bir ikon çıkıyor. Bu ikondan şunu tıklayıp yana doğru kaydırıyorum. Böylece seçili nesneleri taşımış oluyorum kolaylıkla. Buradaki çizime gerek yok artık. Bunu siliyorum. Eski yerine taşıdım. Ortaya getiriyorum. Tekrar shaded'i seçiyorum. Köşeleri yuvarlatacağım. Bunun için fillet kullanacağım. Ancak filletin fillet edge yani kenarları yuvarlat komutunu kullanıyorum. Enter. Buradaki nesneyi seçiyorum. Değer olarak sağ tıklıyorum. Radius 3 değerini giriyorum. Bu şekilde yuvarlatmayı yapıyor. Tekrar Enter. Tekrar Enter'a basarak komuttan çıkıyorum. Tabi buradaki yuvarlatmalardaki yüzeyi katman rengiyle oluşturdu. Bunu değiştirmek için yeni bir katman oluşturacağım. Bu şuradaki işlemlerde de benzer bir durum oluşturacak. Sıfır katmanı seçiliyken yeni katman oluşturuyorum. Rengini değiştireceğim. Buraya 150 yazıyorum. Enter'a basıyorum. 3D diye katman. Çizgi kalınlığını önemli değil ancak default olarak ayarladım. Kapatıyorum burayı. Buradaki nesneyi seçip buraya taşıyorum. Bunun özelliklerini almış oluyor. Buradaki logoyu da köşelerini yuvarlattıracağım. Yine Fillet Edge kullanacağım. Radius, bu sefer radius'u değiştireceğim. 3 değil, 1 olacak. Sonra köşeleri seçeceğim. Köşeleri tek tek seçiyorum. Topluca seçme özelliği yok. Evet, tüm köşeleri seçtik. Enter, tekrar Enter. Komuttan çıkıyoruz. Bu şekilde tüm köşeleri de böylece yuvarlatmış olduk. Buradaki nesneyi seçip sıfır katmanına tekrar taşıyorum. Renk değişimi gerçekleşsin diye. Şuradaki listeyi açıyorum. Burada Free Orbit seçeneğini seçiyorum. Şu simge. Bunu yaptığımda şöyle bir halka çıkıyor. Bu halkadan faydalanarak istediğim açıda bunu döndürüp bakabiliyorum. Bu sadece bakış açısını değiştiriyor. Parçanın kendisi dönmüyor.
Parçayı döndürdüğümde arka kısımda her iki parçanın renkleri farklı olduğundan dolayı zeminleri sıfır olmasına rağmen burada bir karmaşa oluşturuyor. Bunu düzelteceğim. Beyaz olan logo seçiyorum. Şuradaki mor renkli oku tıklıyorum. Bu taşıma işlemini yerine getiriyor. F8 açık mı onu kontrol ediyorum. Kapalıymış. Tekrar açık hale getirdim. Değer olarak klavyeden bir değerini giriyorum. Bu buradaki nesneyi zeminden 1 milimetre yukarı taşıyor. Tekrar kontrol edelim. Evet, düzelmiş. Yani 1 milimetre yukarı taşındığı için alt kısmı daha düzgün görünüyor. Şurada bir seçenek daha var. Continuous Orbit diye. Bu seçiliyken nesne üzerinde herhangi bir yerde tıklayıp fareyi hareket ettirdiğimizde o yönde nesne dönüş yapıyor. Örneğin sola doğru, sağa doğru, aşağı doğru gibi. Hızını ayarlayabiliyorsunuz. Tıkladığınız iki nokta arasındaki mesafe kısa olursa yavaş dönüyor. Uzun olursa hızlı dönüyor. Evet. Free Orbit'i tıklıyorum. Evet, işlemler tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Thank you.